Bana yardım edip bir de acaba neyle işe yapacağım, yine bir geri çıkıyor.
biraz farklı bir şeyler. Yani, evet, neden? Şimdi neden bahsedeceğiz? 20. yüzyıl Türkiye mimarlığı. Öncelikle bu bölümleri size söylemek istiyorum. Çünkü çabuk geçeceğiz. 20. yüzyıla doğru ve 20. yüzyıl başı Türkiye mimarlığı. Bunları göz atacağız. Birinci ulusalcı mimarlık akımı. Genç Cumhuriyet'in konumu yabancı mimarlar. 1930'lar çağa uygun anlayış, modernlik arayışı. 1940'lar milli mimari ya da ikinci ulusalcı mimarlık. 1950'ler modernizm, uluslararası üslup. 1960'lar ve 70'ler pek güzelliğe karşı arayışlar. 1980-2000 arası ekonomide neoliberalizm ve küreselleşme etkileri bunların mimarlığa etkileri. 20. yüzyıla doğru neler olmuştu? Onu bir hatırlamaya çalışalım. 20. yüzyıla doğru Osmanlı İmparatorluğu artık sona yaklaşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun sona yaklaşmasının en önemli nedeni Osmanlı'nın bilim ve teknolojiyi ihmal etmiş olmasıydı. Göz ardı etmiş olmasıydı. Avrupa endüstri devrimini yaşamıştı. Fakat Türkiye topraklarında, Osmanlı topraklarında henüz endüstri söz konusu değildi. Bu geciklerin getirdiği sıkıntılar olmaktaydı. Bu tabi askeri alana da yansıyordu. Ve Osmanlı toprak yitirmeye başladı. Sürekli olarak toprak kaybı söz konusuydu. Zaten işte Birinci Dünya Savaşı sonrasında kaybedilmiş olan toprak miktarı 5 milyon metrekaredir. Daha önceki dönemde batıya yaklaşmalar söz konusu olmuştur. Viyana kuşatmasından sonra yavaş yavaş gerileme başlamıştır. Toprak kayıpları başlamıştır. Ancak bir de Osmanlıların batıya bakarak batı uygarlığından yararlanma istekleri vardır. Daha önce bu lale devrine kadar uzanır. Fransa'ya gönderilmiş olan ilk büyükelçi vardır. 28 Çelebi Mehmet Efendi. Onun yazdıkları bugün dahi okunabilir. Gerçekten değerlidir. Avrupa uygarlığını anlatır. Batı uygarlığını anlatır. Lale devrinden sonra bizde de batıya bir yaklaşma başlamıştır. Fikren yaklaşma. Hatta işte Batı modasına kısmen uyma gibi. Tanzimat döneminden sonra hızla artmıştır. Geçen dönemlerde Batı tarzı yaşam, Batı'ya öğretilmeler, daha sonraki dönemlerde bu giderek artmıştır. İşte yine o dönemde İstanbul'da Batı'dakine benzer saraylar yapmak, Batı'dakine benzer mimarileri getirmek aranan bir şey olmuştur. İşte bazı baroktur, rokokodur, bazı tarzlar, mimari tarzlar da zaten gelmiştir. Hatta 19. yüzyılda Avrupa'da seçmecilik akımı dediğimiz, eklektisiz akımı İstanbul'da da geçerli hale gelmiştir. İstanbul'da o dönemde genellikle ya yabancı mimarlar çalışıyor yahut da azınlık demek ne kadar doğrudur bilmiyorum bir imparatorluk çerçevesi içinde ama bu mühendir mimarların İstanbul'da yaptıkları çalışmalar söz konusu. Türk mimarlar nedense Türkler pek rağbet etmemişler mimarlığa. İşte Dolmabahçe Sarayı iki Ermeni mimarın yapıtı Garabet ve Nivos Balyan 1856. Şimdi 1856 nedir? Kırım Savaşı'nın son yılıdır. 1853-1856 İstanbul'a çok fazla yabancı gelmiştir işte o tarihte. Kırım Savaşı devam etmektedir. Hazinenin de ciddi sıkıntıları vardır. Parasal sıkıntıları vardır Osmanlı Devleti'nin. Ama o dönemde böyle bir saray yapmayı padişah göze alabilmiştir. Sultan Mecid'in zamanında, Abdülmecid'in zamanında 1856'da Dolmabahçe Sarayı yapılmıştır. Baktığınız zaman
batıcılığın tam etkileri görülür. Müdahale Mahkesi'ne ayırılır. Daha sonra bir takım yabancı mimarların Türkiye'de iş yaptıklarını görüyoruz. Onlar biraz da oryantalist etkileri bile Türkiye'ye taşıyorlar. Yani batılı formları, batılı kalıpları getirirken onların yanı sıra Avrupa'da biraz da moda haline gelmiş olan oryantalist etkiler de bizim binalarımıza taşınmaya başlıyor. İşte Sirkeci Garı 1890'da yükümlülmüştü. Trenin Sirkeci kadar gelmesi ciddi bir olaydır. Aynı şekilde Haydarpaşa Garı, Otto Richter ve Helmut Kühnel 1906-1909 tarihleri arasında yapılmış. Fakat 1917'de ciddi bir sabotajla karşılaşmış. Bina tamamen harap olmuş. Yeniden yapılması çok uzun yıllar almış. Söylendiğine göre Garın eski ismi Enderpaşa Garı. Fakat yıkıldıktan sonra isim değişmiş. Haydarpaşa Garı olmuş. O zaman Almanlarla çok sıkı bir dostluk var. İşte savaşlara birlikte katılıyor Osmanlı İmparatorluğu ve Filistin'e cephane gönderilirken Haydarpaşa Garı'ndan trenler yüklenirken bu sabotaj meydana geliyor. Ve o sabotajın sonunda bina çok büyük ölçüde harap oluyor. Yine Arkeoloji Müzesi bu neoklasik tarzda yapılmış olan Alexander Vallori'nin. Vallori yine Levanten mimarlardan biri. İstanbul'da yaşayan, İstanbul'da Cenevizliler, Venedikliler yaşıyor. Zaten bildiğiniz gibi Suriçi İstanbul tarihi yarımada. Orası Osmanlı'dır. Karşı taraf Galata, Hera, Beyoğlu, yani Hera, Beyoğlu mantıkasının eski ismi. Orası daha çok Avrupalıların yaşadığı bölge ve şehrin Avrupalı kısmı. Vallori de oradaki mimarlardan biri. Güzel Sanatlar Akademisi'nde de görevi var. Bu arkeoloji müzesi o dönemin yapılarından. Yine o dönemlerde Arnavut akımı, Avrupa'da gelişmiş olan Arnavut akımı İstanbul'da da geliyor, Türkiye'ye de geliyor. Özellikle de Arnavut'un asıl temsilcisi Garonco, İtalyan mimar Garonco. Garonco, Sultanahmet'in 11 yıl süreyle baş mimarlığını yapıyor. Bu yine Garonco'nun yaptığı Beyoğlu'nda Botter apartmanı. Bakın kapıda süslemelerinde Arnavut etkilerini görüyoruz. Arnavut nedir? İşte kıvrımlı dallar, geometrik formlardan uzaklaşmış bir çeşit süsleme akımı. Asıl Japon etkileri olduğu söylenir. Yani Uzak Doğu'da Avrupa'yı etkilemiştir bir dönemde. Bunun İstanbul'da enteresan örnekleri vardır. İşte bu da yine Beyoğlu'nda bugün dahi mevcut olan binalardan bir tanesi. Cephe süslemelerinde Arnavut'u görüyoruz. Şimdi zamanla bizim mimarlarımız da yetişmeye başlıyorlar. Onlar da yine çoğunlukla Avrupa'da yetişiyorlar. Okul olarak yalnızca Sanayi Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi o zamanki eski ismiyle. Sanayi Nefise Mektebi orada yetişen mimarlar ama çok sınırlı sayıda. Onlar yavaş yavaş Türkiye'de söz sahibi olmaya başlıyorlar. Bu mimar Vedat Tekin yaptığı büyük postane. Şimdi sosyal olayların, toplumsal olayların mimariye ciddi yansımaları var. Osmanlı batıdan topraklarını kaybederken işte biliyorsunuz 1830'da Yunanistan gidiyor. Onun gibi pek çok yerde Balkan savaşlarıyla falan topraklar kaybedildikçe şöyle bir anlayış ortaya çıkıyor. Bizim ancak din kardeşlerimizden bize fayda gelir diye bir düşünce. Batı adeta reddedilir hale geliyor. O mimariye yansımaları da bir miktar reddedilir hale geliyor. Ve arayışlar başlıyor. Biz işte kendimize özgü
bir mimarlık yaratalım anlayışı geliyor. Şeye dönüyoruz, Arap dünyasına dönülüyor, biraz yüzümüzü oraya çeviriyoruz. Hatta 1908'de, 1876'da birinci anayasa, ilk anayasası Osmanlı'nın, o hazırlanırken Sultan Abdülhamid'in bir önerisi var. Diyor ki, biz dilimizi değiştirelim, Arapça yapalım. Madem ki din kardeşliğine dayalı bir toplum olacağız, Arapçayı kullanalım. Anayasa dili de Arapça olsun. Teşkilat-ı Esasiye Kampı'nın dili de Arapça olsun. Bunu etrafındakiler kabul etmiyorlar. Biraz da o dönemin koşullarına uygun bu, çünkü bir meclis kuruyorsunuz 1876'da, onların da söz hakkı var. Dolayısıyla anayasanın dili yine Osmanlıca olarak kalıyor. Bu böyle devam ederken işte peşinden Araplarla olan durum ortaya çıkıyor. Türkiye Araplarla temasta olduğu tokatları da yavaş yavaş yitirmeye başlıyor. Dolayısıyla din kardeşliğinin de fazla bir işe yaramadığı görülünce bizden başka dostumuz yoktur diyorlar, Pan-Türkizm'e dönüyorlar. Yani daha önce Pan-İslamizm'den medet umulurken bu defa bakıyorlar ki oradan sonuç alınamıyor, Pan-Türkizm'e dönüyorlar. İşte Pan-Türkizm'e sonucu olarak 1908-1927 arasında bir çeşit Osmanlı revivalizmi söz konusu oluyor. Şimdi buna milli mimari rönesansı diyorlar, neoklasik Türk üslubu diyorlar o dönemde. Tam bir isim konamıyor. 1970'lerden sonra bir milli mimari akımı daha gelecektir. 1940'dan sonra o ikisine birinci ulusal mimarlık, ikinci ulusal mimarlık denilmesi literatürümüzde. Kanımca ulusal mimarlık deyişi yanlış. Ulusal mimarlık dediğimiz zaman bu ülkenin bütün mimari yaratmaları kapsayan bir şey olması lazım. Yani bu ülkenin mimarlığı olması lazım. Dolayısıyla bunlar o değil, bunlar bir takım akımlar. O tarzda geçmişe öykünerek yaratılan bir takım akımlar. Dolayısıyla bunlara ulusalcı akım demek daha doğru. Neden bunları birinci ulusalcı mimarlık, ikinci ulusalcı mimarlık olarak tanımlamak istiyorum. Şimdi bu gösterdiğim örnek, işte birinci ulusalcı mimarlık, milli mimari rönesansı dönemde kullanılan ismiyle neoklasik Türk üslubu. Bu ikinci meşrutiyet sonrasında başlıyor. 1908'den 1930'a kadar aşağı yukarı devam ediyor. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında da devam ediyor. Yerel seçmecilik söz konusu burada. Selçuklu Osmanlı üyelerinin yapılara aktarılmasını görüyoruz. Eski dinsel yapılardan aktarılan kubbe, geniş saçaklar, çıkmalar, mukarnasta sütun başlıkları, sütunlar, birkaç girişlerde de birkaç kat yüksekliğinde çıkan yine sütunlar. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek göreceğiz. Cephelerde çini kaplamalar var, kemerler var. Bakın bu da birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 1915-20 arası. Daha sonra Kemalettin Bey, Halik Zedeliyan apartmanları, Büyük Aksaray yangınından sonra evsiz kalan insanlar için konut yapma ihtiyacı geliyor gündeme. O sırada bu apartmanlar yapılıyor. Mimar Kemalettin'in yaptığı apartmanlar. Şimdi bu Mimar Kemalettin ve Mimar Vedat isimlerini o dönemle ilgili olarak çok duyacaksınız. Mimar Kemalettin Teknik Üniversitede başlamış, İstanbul'da, sonra Avrupa'ya gitmiş, yurt dışında okumuş, tekrar Türkiye'ye dönmüş. Güçlü bir mimar. Mimar Kemalettin'i tanımanız lazım. Çok pratik olarak da size bir şey söyleyeyim. Cebinizde 20 lira varsa çıkarın, arkasında Mimar Kemalettin'in resmi var. O dönemin önemli mimarlarından biri. İlham Mimaroğlu babası
öyle söyleyelim. Gençler belki daha iyi tanıyacaklardır. Bu apartman yapılıyor. Fakat daha sonra bunun yönetimi şeye devrediliyor. Tayyare Cemiyeti'ne. O nedenle de tayyare apartmanları diye de anılıyor. Hatta tayyare kat evleri diye de anılıyor. Kat evi apartman yerine kullanılıyor. Yani o dönemde apartman yerine kat evleri değişik terimi kullanılmış. Öyle bahsedildiğini görürsünüz. Bugün içi değiştirildi, artık apartman değil, bir otel haline getirildi. Ama bina cephesini korumuş vaziyette duruyor. Evet, yine bu. Mimar Vedat ve Mimar Kemalettin'in Ankara'da yaptıkları Ankara Palace Oteli. 1924-27. Şimdi düşünün, işte bu Cumhuriyet'in kuruluşundan da sonra yansıyor. O tarihte Ankara başkent olmuş, yeniden yapılandırılıyor. Ama insanların barınacağı yer yok, kalabilecekleri yer yok. Konut sıkıntısı bir yandan, bir yandan da otel sıkıntısı. Bu bir otel olarak yapılıyor. Şimdi demin konuştuğumuz geniş saçaklar, kubbe, yani bu kubbenin çok fazla bir anlamı yok ama işte Osmanlı dinsel mimarisinden alırlar. Öğeler bunlar, o kubbeyi getirip oraya koyuyorlar. Sivri kemerler var. Yine Vedat Bey bu işe başlıyor fakat ne oluyorsa bilmiyorum, küstürüyorlar. Vedat Bey daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki görevine dönüyor. Kemalettin Bey binayı bitiriyor. İkinci meclis binası bu Halk Fırkası Kulübü. O zaman Halk Partisi kurulmuş, Halk Fırkası bunun kulübü olarak yapılmış bir bina. Vedat Bey tarafından yapılmış, Mimar Vedat tarafından yapılmış. Yine kemerleri, çini kaplamaları görüyorsunuz. Aynı şekilde daha sonra yapılmış olan Maliye Bakanlığı binası. Bu bina bir dönem başbakanlık olarak da kullanılmış zaten. Mimar Halim. 1925 yılında yapılmış. Başından beri söyleyeyim. İşte geniş saçaklar, çatıları taşıyan eldivenler, cephelerdeki çiniler, kemerler, hepsini bunları burada da görüyorsunuz. Evet, bir değişik tarz, biraz değişiyor bunun. Arif Hikmet Bey, sonradan Koyunoğlu soyadını alacaktı. 25-28 tarihleri arasında etnografya müzesini yapıyor Ankara'da. Atatürk'ün ölümünden sonra bir süre Anıtkabir bitirinceye kadar konuk edildiği binadır bu. Fakat ilginç bir teşhisi var Atatürk'ün. Bina bitiyor, açılışına gidiyor. Açılışında söylediği bir şey var. Bu tarzı beğenmiyor. Yani Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin devrimler yapan, atılımlar yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarisinin de bir başka türlü atılımcı bir mimarlık olmasını istiyor. Yani geriye dönük bir takım kopya motiflerin cephelere taşınmasına karşı. Bu binaya girdiği zaman mezar gibi bina olmuş dediği söyleniyor. Bu basında da yer aldı zaten. Fakat işte garip bir tecelli. Sonra burada 15 yıl süreyle misafir edildi diyelim. Yine burada da kubbe var. Ne kadar anlamlı bilmiyorum. Eski hariciye vekaleti yine Arif Hikmet Koyunoğlu'nun 1927'de yaptığı bir bina. Monceri'nin bu yapılara siz yakından tanıksınız. Yani Ulus civarına gittiğiniz zaman bütün bu yapıları görüyorsunuz. Monceri de yine İstanbul'da yaşayan İtalyan kökenli bir mimar. Hocalığı da var. Ziraat Bankası binasını yapıyor. Yine bu bina için Zeki Sayar, Atatürk'ün bu bina bittiğinde bunu da beğenmediğini söyler. Yine Kemalettin Bey'in Ankara'da yaptığı bu binalar halen var. Biliyorsunuz tiyatronun merkezi olarak, devlet tiyatrosunun merkezi olarak kullanılan bina bu. Bu da yine konut olarak yapılmış, apartmanlar olarak yapılmış. O karakteri, o etkileri burada da görüyorsunuz. Yine Monceri'nin biraz önce sözünü ettiğim binası tekrar başlıyor diye. Ulus'ta Emlak Kredi Bankası'nın yanındaki binadır. Şimdi Cumhuriyet kuruluyor. Cumhuriyet'in
belki de şansıdır diyelim. Batı'da bir takım kaynaşmalar var. Yani işte Almanya'da Hitler rejime geliyor. Örtücü bir rejim. Hemen peşinden Mussolini'nin faşizmi geliyor. Rusya'da Stalinizm geliyor. Tamamen totaliter rejimler bunlar. Totaliter rejimler kendi mimarlıklarını dayatmak isterler. Bu genelde böyledir. Örneğin Hitler biliyorsunuz Almanları ari ırktan sayar. Yani üstün ırk olarak görür. Kuzey Avrupa'yı da öyle görür. Nedense Roma'yı da öyle görüyor. Antik Roma'yı da öyle görüyor. Antik Roma'yı da öyle gördüğü için Roma mimarisine hayran ve o tarzı Türkiye'de de yani o tarzı Almanya'da kullanılmasını istiyor demiş ölçüde. Ve bütün bu işlerin başına da Albert Speer adlı bir mimar yardımcısı var. Onu getiriyor. Albert Speer önce propaganda naziri oluyor. Daha sonra da silahlanma bakanı oluyor. Şimdi Ernst Egli o dönemde yurt dışından kaçan, kaçmak zorunda kalan mimarlardan biri. Egli'nin karısı Yahudi, onun için bulunduğu yerde barınamıyor, Türkiye'ye gidiyor. Bir de bu arada Einstein'ın İsmet Paşa'ya, o dönemin başbakanı İsmet İnönü'ye gönderdiği bir mektup var. İnternete girerseniz o mektubu bulursunuz. Einstein'ın İsmet İnönü'ye mektubu derseniz internette çıkıyor. O da diyor ki Almanya'da çok sayıda bilim adamı rejimin baskısı altında bunalmıştır. Bunları ne olur Türkiye'ye kabul edin. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin bu insanlara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Onları Türkiye'ye kabul edin. Gerçekten de öyle oluyor. Zaten pek çok sayıda yabancı mimar Türkiye'ye geliyor ondan sonra. Şimdi Ernst Egli onlardan bir tanesi ve o dönemin çağdaş mimarlarına çok yakın birisi. İşte İsmet Paşa Kız Enstitüsü. Yine Ankara'daki binalar olduğu için siz bunları İstanbul'da arkadaşlarınızdan daha şanslı bir şekilde görme olanağına sahipsiniz. Egli'nin 1928-30 arasında yaptığı yapıdır. Rahat görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani başka ışıkları söndürmek gerekir mi öndeki? Ben buradan iyi görüyorum ama sizi bilmiyorum. Osmeister o dönemin önemli Avusturyalı mimarlarından biri. O yine Türkiye'ye geliyor. Ankara'da özellikle yaptığı çok fazla sayıda bina var. Osmeister bir yandan da hocalık yapıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevi var. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı binası. Genellikle Türkiye'ye gelen bu yabancı mimarlar Almanya'dan geliyor. Ve Orta Avrupa, Viyana ekolü dediğimiz tarzın temsilcileri. İşte birbirini tamamlayan pencereler, pencere dizileri, epeyce anıtsal bir türkü, bir tür mimarlık. Onlar tabii Ankara'nın yapılanmasında bizim de işimize gelmiyor değil doğrusu. Çünkü Ankara başkent olmuş ama bir eski kasabadan bir başkent yaratıyorsunuz. Çok fazla sayıda mimara ve mimarlık yapıtına ihtiyaç var. O sırada bu gelen yabancı mimarlardan Ankara çok fazla yararlanıyor. Onların pek çok eserleri var Ankara'da. Bunları sizler tanırsınız. İşte yine Osmeister'in iki heykeltıraşla birlikte yaptığı güven anıtı. Bunu da tabii çok iyi biliyorsunuz güven anıtını. Osmeister'in daha sonraki yıllarda Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı bile söz konusu olduğundan bile bahsedildi. Yani orada çok saygı gören bir insan. Merkez Bankası binası, söylediğim anıtsallık burada da var. İşte girişte bakın çok yüksek şeyler var, sütunlar var. Cephede bir pencere düzeni var. Ağır başlı bir pencere düzeni. Yine
Hostmaster'in Emlak Kredi Bankası Ulus'ta cephede iki kat yüksekliğinde sütunlar kullanılıyor. Schiller Bank binası yine bir Alman mimarın biraz daha çağın mimarlarına yakın. Brunotaut 1937-39 arasında Türkiye'de kalıyor. Taut o dönemin en önemli mimarlarından biri Almanya'da. Almanya'nın en önemli mimarlarından biri. O da işte Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de kalıyor. Ayrı bir hazin öyküsü var. Onu size biraz sonra anlatacağım. Başka bir vesileyle. Ankara'da yaptığı Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Şimdi Dil Tarih Coğrafya o dönem için çok önemli. Çünkü bir imparatorluktan ayrılmışsınız, yeni bir ülke yaratıyorsunuz, yeni bir ulus yaratıyorsunuz. O ulusun bilinçlendirilmesi de çok önemli bir program unsuru. O program çerçevesinde dilinize sahip çıkacaksınız, tarihinize sahip çıkacaksınız. İşte Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu bu amaçla kuruluyor. İşte Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi de yani dil, tarih dediğimiz zaman işte bunların üzerinde durmuş oluyoruz. Yine o kapsamda kuruluyor. Sene 1937-39 arası. Şimdi 1939'lara ve 30'larda yine bir yandan da çağdaş bir mimarlık dışarıda zaten bir takım gelişmeler olmuş. İşte Bauhaus'un gelişmeleri var. Siam'ın Congrès International de l'Architecture Moderne Le Corbusier'in başına çektiği akım mimaride çağdaşlaşma yani daha sonra işte modernizm olarak anılacak olan mimarların ilk adımları bunlar. Bir takım ilkeler konuyor. Siam, La Sarraz'da İsviçre'de toplanıyor. 1928'de aldığı kararlar var. Sonra Atina şartının hazırlanması var. Genç arkadaşlarımız bunlara internetten de bakabilirler. Kitaplardan da tabii bakarlar. Şimdi buna giriyorum ama yine yabancı mimarların yaptıkları var burada. Egli 1938'de Bebek'te Ragıp Devres evini yapmış. Daha çok o dönemde kübist mimarlık geçerli. Daha sonraki yıllarda işte kübik falan diye olay konusu edilerek ele alınan bir şey. Ama o dönemde son derece anlamlı. Yani oymalı, kalkmalı, süslemeli cephe mimarlığı yerine işlevsel bir mimarlık ortaya konuyor. Bu ev bugün de bu durumda duruyor. Neyse ki koruma altında Egli'nin yaptığı evdir bu. Yine aynı şekilde Arif Hikmet Oltay 1934-36 arasında İstanbul Üniversitesi Observatoryumu diyorlar, observatuarı diyorlar, gözlemedi. Bugün de bina bu konumda. Onu görüyoruz. Oldukça çağdaş yapılar bunlar. Ve o dönemin en çağdaş anlamda çalışan mimarlarından birisi Seyfi Arkan. 1934'te Florya Deniz Köşkü'nü yapıyor. Yani orada sadeliği görüyorsunuz. İşte bunun fotoğraflarını görmüşsünüzdür zaten. Atatürk'ün burada gençlerle, çocuklarla birlikte yüzdüğüne yüzlerini gösteren fotoğraflar var. Şimdi ne yazık ki bu sahil yapılaşmaya açılıyor şu anda. Köşk ne olur onu bilmiyorum ama Ataköy sahili şu anda elden gitti. Vaktiyle orada Ataköy plajı vardı. Oraya çok yüksek bloklar yerleştirildi. Bu dönemin yani işte neoliberalizm döneminin sonuçları bunlar. Florya Deniz Köşkü'nden şeye geçelim. Veli Gorman'ın 1937'de yaptığı Karaköy Yolcu Salonu. Bu da son derece çağdaş çizgiler taşıyan bir mimarlık anlayışı. Dikkat ederseniz. Yapı halen bu durumdadır. Cephesi korunuyor. Evet, bu Hükmettin Güney'in 1938 yılında yaptığı Kadıköy Halk Evi değişik işlevlerle bir ara adliye olarak da kullanıldı ama bugün
bir kültür merkezi olarak Kadıköy'de kullanılmaktadır. Yine Fikrettin Güney'in aynı mimarın Taksim Belediye Gazinosu. Bu Taksim'deydi, daha sonra bu bina yıkılacaktır, yerine bir otel yapılacaktır. Şimdi yine aynı dönemde biraz şeyden de bahsedelim. Atatürk döneminin, erken Cumhuriyet döneminin kentsel planlamaya verdiği öneme de değinmekte fayda vardır. İşte 1932'de Ankara'ya Janssen geliyor, daha doğrusu birçok mimar geliyor, onlar arasından Janssen seçiliyor. Janssen'in Ankara için yaptığı planlama var. Bir başkent olarak Ankara'nın planlanması söz konusudur. Planlı bir şekilde ele alınıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani plan fikrine yaklaşması o dönemin gerçekten çok dikkate değer bir durumdur. 1930'lar bunlar. 32'de Ankara, 36'da İstanbul planlaması için bir takım girişimler yapılıyor. Önce sonra Henri Prost Fransa'dan bir Fransız kentsel plancı İstanbul planlamasıyla görevlendiriliyor ve İstanbul'da çalışıyor. O arada başka şehirler de aynı şekilde ele alınıyor. Hatta bir ideal Cumhuriyet Köyü planı bile yapılıyor. O dönemde İngiltere'de çok revaçta olan Bahçekent esprisinden yararlanarak bunu yapıyorlar. Şimdi İstanbul planlamasında Taksim gezisi, o tarihteki ismiyle İnönü gezisi Taksim Meydanı'ndan başlar ve devam ederdi. Nişantaşı'na kadar gider. Oradan da dönerek denize kadar iner. Şimdi Prost planından biraz kısaca söz edelim. Prost planının önemli kabulleri vardı. Bunlar arasında en önemlisi belki, en önemli ikisini söyleyeyim. Birincisi parkların yaratılmasıydı. Gülhane Parkı ve Sultanahmet Meydanı'nın düzenlenmesi bu bir numaralı park veya arkeolojik park denen parktı. İki numaralı park da Taksim gezisini içine alan, Taksim'den başlayan, Nişantaşı'na giden, sonra Maçka'yı falan da içine alarak Dolmabahçe'de denize kadar, işte dün açılan stadyum var biliyorsunuz, denize kadar giden o bölgedir, o yeşil alanlardır. O da iki numaralı parktır. Şimdi Taksim Belediye Gazinosu son derece düzgün, iyi mimarisi olan bu parkın içindeki öğelerden biriydi. Fakat zamanla işte kent toprağı kemiriliyor. İnönü gezisi de kemirilmeye başlandı. Örneğin Hilton Oteli yapıldı. Hilton Oteli yapılırken onlara toprak verildi. Hilton'a verilmedi ama emekli sandığına verildi. Daha sonra da biliyorsunuz özelleştirildi. Bugün bir şahsa aittir orası. Onun gibi burada da bu bina yıkıldı. Bunun yerine Vakıflar Oteli yapıldı. Daha sonra Sheraton ismini aldı. Şimdi Intercontinental Oteli. Size resimlerimi zaten göstereceğim. Bir yandan parklar kaybediliyor, yeşil alanlar kaybediliyor ve yoğunluk arttırılıyor. Gezinin kemirilmesi işte böyle başladı diyelim. Yani post planının birinci şeyi buydu, parkların yaratılması. İkinci konu ise tarihi yarımadada 40 rakımın üzerinde, yani denizden 40 metre yükseklikteki arsalarda 4 kattan daha yüksek yapı yapılamazdı. O kuralda İstanbul Belediye Sarayı'nın yapılmasıyla çiğnendi. 40 rakımın üzerindedir Belediye Sarayı'nın yer aldığı nokta. 6 katlı olarak yapılmıştır. Devam edeceğiz. Ankara Garı var. Yine o dönemin yapılarından. Şekip Akal'ın o sırada Ulaştırma Bakanlığı'nın görevlisi bir mimar. Onu yurt dışına gönderiyorlar. İşte bize mimarlarımız yapsın falan diye. Orada pek çok garı görüyor. En çok da Stuttgart Garı'ndan etkilenmiş. Ankara Garı'nı yapıyor. Hemen yanı başında Ankara Dar Gazinosu'nu yapıyor. O dönem için çok çağdaş yapılar bunlar. Evet, Taut Evi var. Şimdi Taut'tan biraz önce
bir tarih coğrafya fakültesi dolayısıyla bahsettim. Bu Taut'un kendisine yaptığı evdir. Taut daha önce Almanya'dan ayrılınca Japonya'ya gitmiş, 2 yıl kadar Japonya'da kalmış. Ondan sonra Türkiye'ye gelmiş. Martin Wagner vardır, yine şehircilerden İstanbul planlaması için getirilmiş. Martin Wagner'in ön ayak olmasıyla Taut Türkiye'ye geliyor ki gelenler arasında en ünlü mimardır. Taut kendine ev de yapıyor. Kalabildiği süre 2 yıl Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yapıyor. Mimarlık Bilgisi diye bir kitap yazıyor. Pek çok yerde binalar inşa ediyor. Daha sonra da Atatürk'ün vefatını izleyen günlerde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde katafalk yapılacak. Bu işi Taut'tan istiyorlar. Son günlerde geliyor, Ankara'da onun yapımıyla meşgul oluyor. Fakat astım hastası yatağa düşüyor, 40 gün sonra da vefat ediyor. Taut'un mezarı Zincirlikuyu'da. Zincirlikuyu şehitliğinin içinde. Yani Taut bizdeki konukluğunu hala sürdürüyor diyebiliriz. Böyle bir de hasim öyküsü var. Şimdi 1940'lara geldiğimiz zaman, işte biraz önce de konuştuk, totaliter rejimler baskısını arttırdıkça arttırıyor. 1930'da İkinci Dünya Savaşı çıkmış. Bizde de bir takım gelişmeler, işte yeni mimarlar da yetişiyor. Onlar biraz yabancı mimarlara karşı tavır alıyorlar. Yani bu bir düşmanlık halinde değil ama biz niye iş yapamıyoruz, biz de varız demek istiyorlar. Ve bu arada bazı gelişmeler de oluyor. İşte o totaliter rejimlerin yansımaları, örneğin İstanbul'a ve Ankara'ya Almanya'da hazırlanmış olan sergi, İtalya'da hazırlanmış olan faşist yapılar sergisi geliyor. Alman sergisi geliyor. Albert Speer'in düzenlediği sergi bunlar. Birincisi Almanlarınki. Ve o sergide çok görkemli yapılar var. Yani anıtsal yapılar, işte zaten o dönemde Hitler Alman rejiminin 3. Rahim gücünü gösterdiği istiyor. Güç göstermenin en iyi araçlarından birisi mimarlıktır. Yani mimarlık yoluyla da anıtsal bir takım şeyler yaparsınız. Rahatlıkla mimarlık yoluyla da güç göstermeyi deneyebilirsiniz ki totaliter rejimler bunu çok fazla yapar. Şimdi o dönemin deniyor ki, hayır biz şeye dönelim, yani kendi yöresel mimarlığımıza dönelim. Anadolu'da çok güzel örnekler var, taş örnekleri var, ahşap örnekleri, biz bunlara dönelim, bunlara göre mimarlık yapalım. Bu dönemin yapıları arasında Rükmettin Güney'in İnönü evi var, fakat o şey değil. Daha çağdaş, yani 30'ları izleyen dönemdeki gibi. Oysa Kavaklıdere'de bu evi bilirsiniz zaten. Emin Yalat'ın 1940'ta yaptığı ev. İşte ahşap indirmelikler var, yine geniş çatılar var. Bir çeşit Anadolu evinin tekrarı gibi. Yine Sedat Hakkı Eldem'in, bu işte başı çeken Sedat Hakkı Eldem, Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir takım seminerler düzenliyor. Ve işte yerel mimarinize dönmeyi savunuyor. New York, 1939 New York Dünya Fuarı, Türkiye Pavyonu. Sedat Bey'e ait. Orada da yine bu milli mimari dediğimiz ikinci ulusalçı mimarlığın izlerini görüyoruz. İşte taş yapılar, kafesli pencereler, bunları görüyoruz. Kemerler. Onun en önemli şeylerinden biri, örneklerinden Sedat Eldem ve Emin Onat. Birisi akademide mimarlığın başında önderi diyebiliriz. Diğeri de Emin Onat'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nin kurucusu. İsviçre'de okumuş, şeyde başlamış, yine Teknik Üniversitede başlamış, o zaman üniversite falan da değil tabii.
Yüksek Mühendis Mektebi orada başlamış. İsviçre'ye gönderilmiş başarılı bulunduğu için. O dönemde genç cumhuriyetin yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderdiği çok fazla sayıda mimar var. Emin Murat onlardan biri. Geliyor, işte Mimarlık Fakültesi'nin kuruculuğu görevini üstleniyor. Onların yaptığı İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi binası. İşte bu tarihlere uyuyor. Yine anıtsal bir şeyi var. Tamamen taş kullanılıyor. Bize özgü saçaklar kullanılıyor. Anıtkabir'de de bunu kısmen görüyoruz. Zaten onun anıtsal olması beklenen bir şey. Fakat burada başka bir yere atıf olduğunu düşünebiliriz. Şöyle bir anlayış var. Bu topraklar bizim. Bu topraklarda üretilmiş olan bütün mimarlıkların mirasçısı biziz. Dolayısıyla burada bulunmuş olan işte Efes Antik Kenti de bizim. Bunun gibi bütün antik değerler bizim. Dolayısıyla biz bunlardan yararlanabiliriz anlayışıyla Anıtkabir için açılan yarışmayı Emin Murat ve Orhan Arda ikilisi kazanıyor. Yapımı çok uzun yıllar sürmüştür. İşte 15 yıl Atatürk'ün Etnografya Müzesi'nde kalmasının nedenlerinden biri Anıtkabir'in gecikmesidir. Yine Anıtkabir'de ünlü Aslanlı Yol. Kenarda aslan heykelleri var. Yine İstanbul'da İstanbul Radyo Evi 1945 İsmail Utkular, Doğan Erdinbaş, Ömer Günay. O da yine böyle bir taş yapı. Çanakkale Zafer Anıtı 1960'da bitti ama 46'da başladı. Yani 40'lı yıllara ait bir yapı olarak kabul edebiliriz. Saraçoğlu Mahallesi Ankara'da şu anda yıkılması söz konusu. Belki kısmen yıkılmıştır bile. Paul Boratz'ın yaptığı yapılar orada söz konusudur. Ve ilk toplu konut uygulaması Ankara'da bildiğim kadarıyla. Şimdi bu da yıkılmak isteniyor. Yerine herhalde çok daha fazla rant getirici tesisler yapılması, binalar yapılması söz konusudur. Evet, yine Paul Boratz'ın 1948'de Ankara Opera Binası. Bunun da ilginç bir öyküsü var. Daha önce bakın, Şevki Balmumcu'nun bir yarışma sonucunda yaptığı, 1933-34'te yaptığı Ankara Sergi Evi. Ki işte Alman sergisi de bu binada açılmıştır. Bu binanın bir opera yapmak için uygun olduğu düşünülüyor. Milli Eğitim Bakanı o zaman Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel'in aklına da galiba Şevki Balmumcu'ya önce danışıyorlar. Veya danışmıyorlar, onu da bilmiyorum. Teklif Boratz'a götürülüyor. Boratz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hoca ve birçok yapıyla ilgileniyor Türkiye'de. Boratz hatta ilkin yadırgadığını söylüyor. Diyor ki beni çok çirkin bir kadınla evlenmemi teklif ediyorsunuz diyor. Böyle bir de yaklaşımı oluyor. Yani bu meslek etiğine pek sığmayacak bir yaklaşımdır ama böyle bir yaklaşımı oluyor. Daha sonra Şevki Balmumcu'ya birlikte çalışma önerisini götürüyor. Fakat Şevki Balmumcu bunu kabul etmiyor. Ve yazıktır, Şevki Balmumcu çok yetenekli bir mimarken hayata küsmüştür. Ben son yıllarında kendisini tanıdım. Mimarlığı tamamen bırakmış vaziyetteydi. Sedat Hakkı Eldem'in ünlü Şark Kahvesi binası, yine bu Maçka Taşlık dediğimiz noktada, denize hakim noktada. Yine işte eski Türk mimarlarından esinlenen ki Amcazade Hüseyin Paşa yalısı vardır Boğaz'da. Onun bir bakıma planimetri bakımından şeyidir, benzeridir. Bir kafeydi o tarihlerde. Açık alanı da vardı yan tarafında. Çok güzel Dolmabahçe Sarayı'nın üzerinden manzara görülürdü. Ne var ki daha sonra o da yine bir yıkıma kurban gitti. Suis Oteli'nin yapılması gündeme geldi. Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arka tarafında, Dolmabahçe Sarayı'nın arka taraftaki bahçelerinde Suis Otel yapılırken bu bina yıkıldı.
rahmetli Sedat Bey'le de bir uzlaşmaya vardılar. Onun 3/4 ölçeğinde bir replikası yapıldı. Bu odur şu anda. Tabii bu Şark kahvesi falan değil açıkçası. Şimdi 1950'lere geldiğimiz zaman 1950'ler bir rahatlama dönemidir. Önce onu konuşalım. Siyasal bakımdan da rahatlama dönemidir. Çünkü 1945'te İkinci Dünya Savaşı bitmiştir. Dünya iki bloğa ayrılmıştır. Doğu bloğu, Batı bloğu diye. İşte bir tarafta Amerika başı çeker, öbür tarafta Sovyetler Birliği. Türkiye Amerika tarafından yerini almıştır. Ama tabii bir savaşın getirdiği sıkıntılar, ki savaş korkunç bir şey. 52 milyon insan ölmüştür İkinci Dünya Savaşı'nda. Neyse, Türkiye bunun dışında kalmayı başarabilmiştir. O savaşın dışında kalmıştır ama etkilenmemesi tabii söz konusu değildir. Yani bir savaş oluyorsa dünyada, siz de bunlar en azından ekonomik bakımdan etkileniyorsunuz. Bunun yansımaları olmuştur. Türkiye'de de başka bir dönem, 1946'da yapılan seçimler ve tek partili hayattan çok partili yaşama geçirmiştir. 50'de de seçim yoluyla iktidar değişmiştir. Yani bugün çok bahsedilen tek parti dönemi, tek parti dönemi denen o dönem 1950'de geride kalmıştır. Yerine daha liberal görüşlere sahip Demokrat Parti gelmiştir. 1950'ler o dönemdir. Şimdi o rahatlama içinde şeyle başlamıştır. Amerikan desteği Marshall planıyla köylere traktör girmiştir. İşte göçler başlamıştır. Kentlere göç başlamıştır. Gecekondu başlamıştır. Yani o rahatlamanın bir takım yansımaları da olmuştur. Mimariye gelince 1949'da İstanbul Adliye Sarayı binası, modernizme daha yakın bir bina, yine Sedat Akkaya'dan ve Emin Olat ikilisi. Bu defa onlar ikinci ulusalcı mimarlık tarzını bir yana bırakıp bu binayı yapmışlardır. Bu bina bugün de biliyorsunuz mevcut. Daha sonra İstanbul Belediye Sarayı, biraz önce size sözünü ettiğim 40 rakının üzerinde, yani 40 kotunun üzerinde 4 kattan fazla bina yapılmaması gerektiği halde yürürlükteki plana göre bu bir yarışmayla yapılmıştır. 6 katlı olarak yapılmıştır. Daha sonra sanıyorum bunu aşağı yapılar da yapıldı. Şu anda daha yüksek yapıların yapılmasından bahsediliyor. İnşallah yapılmaz. Evet, Turgut Cansever, Abdurrahman Hancı'nın Anadolu Kulübü, 1953 tarihli, yani tam bir modernist anlayışa göre yapılmış, dönemin anlayışına göre yapılmış bir yapıdır. Anadolu Kulübü bugün de korunuyor. Hilton Oteli 52-55. Şimdi Hilton Oteli'nin Türkiye'deki modernist anlayışa epeyce etkisi olmuştur. Hatta rahmetli Şevki Malı'nın Hiltonculuk dediği bir cephe anlayışı vardır. Bu Hilton Oteli'yle o Hiltonculuk anlayışı da gelmiştir. Pek çok binada daha sonra işte her odaya karşılık olan bir balkon, oda ünitelerinin cepheye bu şekilde yansıtılması gibi. Ama ne var ki Hilton Oteli o dönemde işte 5 yıldızlı otel yok İstanbul'da, ne yapılırsa yapılsın, tek yapılsın anlayışıyla gelmiştir. Hilton Oteli gelecek derece arsa emekli sandığına tahsis edilmiştir ve ilk kez Taksim gezisi Hilton Oteli'nin otoparkının çitleriyle kapatılmıştır. Yani Taksim'den başlayıp Nişantaşı'na kadar kesintisiz devam eden gezi Hilton Oteli ile kesintiye uğramıştır. Yani mimarisiyle tabii o dönemde etkileyici olmuştur. Sedat Hakkı Bey'in de katkıları vardır bunun yapılmasına. Özellikle giriş saçağı ve arkada şadırvan denen bir lokantası, gece kulübü gibi bir yeri
ortak tümüyle Sedat Bey'in fikridir. Yine 1950'lerde, 1956'da Balıkesir Kervansaray Oteli, Muhteşem Giray, Afvan Kırım'da bu istasyon meydanında yer alıyordu ve gerçekten çok hoş bir şekilde yerleşmiş, meydanı tanımlayan yapılardan biriydi. Yine o yıllarda 4. Levent Mahallesi, Kemalahmet Arru, işte toplu konut yerleşmeleri başlıyor. 4. Levent biraz İstanbul'un uzantısı, vaktiyle Mecidiyeköy'de bitiyordu. Kuzeye doğru şehir yayılmaya başlamıştır. Burası Ataköy, 1. kısım. Sonra diğer kısımlar gelmiştir, 2., 3., 4. kısım diye. Yine planlamada Luigi Piccinato, bu defa bir İtalyan mimar, İstanbul planlamasıyla zaman zaman meşgul olmuştur. Bir büro kurulmuştur, o büro başında da Ertuğrul Menteşe vardır, Türk mimar olarak. Bu Ataköy'ün 1. kısmı, önünde de çok hoş bir plaj yapılmıştı Ataköy'de. Daha sonra o plaj kapatıldı, şimdi de biraz önce söylediğim gibi yıkıldı, yerine çok yüksek yapılar yapılıyor sahile, kumsalın üzerine yapılıyor bunlar. Evet, yine o dönemin çok dikkate değer yapılarından biri, Muhlis Türkmen, Utarik İzgi, Hamdi Şensu, İlhan Türegül. Bunlar Güzel Sanatlar Akademisi'nin hocaları. Expo 58 Brüksel Türkiye pavyonu için açılan yarışmayı kazanmışlar. Ve son derece çağdaş bir bina. Ayrıca bu binanın özelliği, elemanlar hazır olarak yerinde monte ediliyor. Daha sonra sökülecek, Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'de bir yerde yeniden kurulacak. Hakikaten şey yapılıyor, bina kuruluyor. Dikkate değer bir yapı, gerçekten de modernizmin çok iyi örneklerinden biridir. İki yapı halinde bunlar. Yapılıyor, işlevini görüyor, sonra Türkiye'ye getiriliyor. Yıllar sonra ben 1965 yılında Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Sekreteri olduğum dönemde bu binanın peşine düştüm. Yani bunu alalım, Mimarlar Odası binası olarak bir yere kuralım diye şey yaptık. Gittik, Gülhane Parkı'na yığmışlar. Gittik, aradık. Sadece bazı cam parçalarıyla karşılaştık. Hiçbir şey kalmamış. Nasıl gitmiş, gitmiş, yok. Yani yok edilmiş. Şimdi 1950'ler biraz tek düzeliğin egemen olduğu, yani international style dedikleri uluslararası üslubun Türkiye'ye de yansımaları şeklinde. Ona karşı bir bıkkınlık da yok değil, eleştiriler başlıyor. Ama şimdi burada bazı geçişler var. Çünkü hiçbir şey başladığı yıl bitirilmiyor. Onun için örneğin Enver Tokay'ın sizin meşhur Gökdelen, Ankara'daki Kızılay Meydanı'ndaki bina, bu Amerika'daki benzerleri var. Oradan ilham almış olması da şey değil, yadırganacak bir şey değil. Onun cephesi yenilendi sonradan. Ama o dönemde, yapıldığı dönemde teknoloji buna elverişli de değil. Yani bunu da düşünmek lazım ama çift cam yok, giydirme cephe yapmanın bin türlü güçlüğü var. Bunlara rağmen bu bina yapılabilmiştir. O dönemde yapıldı. Evet, yine Sojen'in Ankara'da yapmış olduğu, bugün cephesi değiştirilen Büyük Ankara Oteli, yine o dönemin yapılarından. 58'de başladı, 65'te bitirilmiş. Soje ile Yüksel Okan. Evet, size biraz önce bahsettiğim İnönü gezisindeki belediye gazinosunun yerine yapılan yapı Gold Otel. Biraz Soje'nin Ankara'daki yapısından esinlenilmiş. Yanlış da değil, çünkü bunun mimarları 5 mimardır. Ahi Mimarlık Grubu adı altında bir araya gelmişlerdi. İçlerinde Hande Çağlar da vardı. Hande Çağlar, Hande Suher. Hande Hanım Soje'nin yanında çalışmıştı yurt dışında. Dolayısıyla Hande Hanım'ın bu işte etkisi olduğunu düşünüyorum. Kemal Ahmet Arru,
Mehmet Ali Han'dan, Altay Eroğlu, Yalçın Emiroğlu ile beraber mutlaka onun etkisi olmuştur. Manifaturacılar çarşısı, işte o bıkkınlıkla parçalı bir takım yapılar yapmak. Yani dikdörtgenler prizması, dikdörtgenler prizması yerine parçalı yapılara gitmek ki o bu yöreye de uygun düşüyor. Bu Süleymaniye Camisi'nin altı Ulkapanı yurdu üzerinde eski kentsel dokuya aykırı düşmeyecek bir şey. Yapılaşma. Son zamanlarda onun da yıkılması düşünüldü. Neyse ki sanıyorum vazgeçildi. Altun Çinici ve Rus Çinici'nin 62-63 arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yapısı. Yani şeyin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin kurulması daha eskiye dayanır. 1957 sanıyorum. Kızılay'da bazı barakalarda açılmıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi benim İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdiğim yıl açılmıştı. Yani aynı dönemde başladık. İşte Doruklar falan o dönemin öğrencileri. Onlar barakalarda başladılar. Daha sonra sanırım iki mimarlık yarışması yapıldı. Onun sonucunda Beyrus Çilici, Altun Çilici'nin yapmasına karar verildi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yine işte 50'lerden farklı olarak ele alınıp yapıldı. Aynı şekilde 63'te Orhan Şahinler'in İstanbul Ticaret Odası binası, o da yine parçalı yapılar. Sedat Hakkı Eldem'in 63-70 arasında yaptığı SSK Zeyrek tesisleri Ulkapanı'nda. Bakın arkadaki daha küçük boyutlu yapılaşmalara bir bakıma referans veren bir anlayış söz konusu. Bir AHA ödülü kazanmıştır bu yapı. Dikkate değer yapılaşmadır. Levent Aksut Yaşar Marulyan'ın 63-64'te Dumlupınar Anıtı bir yarışma sonucudur. İşte bizim kiltonculuk dediğimize benzer bir anlayış. Paul Bonatz ve Fatih Nuran 1965 Büyük Efes Oteli. Büyük Efes Oteli İzmir'de yapıldı. Dikkat ediyor, İzmir'in en önemli otellerinden biriydi. Sanıyorum ki şu anda dahi öyledir. Yıllar sonra bunun yenilenmesi gündeme geldi. Biz eşim ve kızımla birlikte as bir varlık olarak onu yaptık. Yani bu bir çağdaş restorasyon diye Afife Batur'un tanımlamasıyla çağdaş restorasyon oldu. Biz gerçekten de mevcuda çok saygılı davranma yolunu seçtik ki yapılması gereken budur. Şimdi maalesef bazı eski yapılar karşısında yık yap yönteminin denendiğini görüyoruz. Bu son derece yanlış. Yani bir mevcut varsa o mevcudu en iyi şekilde yaşatmanın, yeniden yaşatmanın yolunu bulmak lazım. Yıkıp yapmak çok kolay. İşte Saraçoğlu Mahallesi'nde bunu yapılmak istenen o. Orayı yıktığınız zaman yerine ne koyacaksınız? Yani yerine emekli yani başkaları da vereceksin, o yaptığınızı yıkacak. Tıpkı AKM'lerde olduğu gibi. Birazdan ona da değineceğiz. Evet, Türk Tarih Kurumu binası biliyorsunuz. Turgut Cansever, Ertuğ Yener. Bu binada gerçekten çok değerli bir yapı. Ve bu da yine AHA Mimarlık Ödülleri'nden yerini kazanmıştır. Tekeli Sisahet Güler, Ankara'da şey, Stat Oteli, yine Ankara'da. Bunun bir benzeri Orde Ödülü'nden, Kandı Orde Ödülü olarak sonradan yapıldı. Evet, Atatürk Kültür Merkezi. Yine o dönemin dikkate değer yapılarından biri. Hayati Tavallıoğlu yönetiminde bir büro. Bayındırlık Bakanlığı'na ait bir büro. Yapı yerinde kurulmuştu bu büro, Taksim'de. Çok yetenekli, başarılı mimarlardan oluşan bir büroydu. Başlanmış bir bina vardı. Ben öğrenci stajını bir sene orada yaptım. Onun için ekibi de çok iyi tanıyorum. Yapılanları da çok iyi biliyorum. Yukarıda mesela bir yüksek
balkon yapılmıştı. O balkondan sahne görünemiyordu. Onlar yıkıldı. Bina yeniden ele alındı. Gerçekten de çok büyük bir çabayla bina bitirildi. Kısa bir öyküsü de var, bunu da anlatayım size. Bina bitirildikten sonra iki kurum arasında paylaşılamadı. Bu İstanbul Opera Binası'ydı. Devlet Operası'yla Devlet Tiyatrosu bu binayı kendi aralarında paylaşamadılar. Tam bir çekişme konusu oldu. İkisi de kullanıyor oldular ama birbirleriyle çekişerek kullanırdı haldeydiler. Hayati Dalalıoğlu yakıp alırını biliyoruz. Hayati Bey diyordu ki günü birinde bu binayı yakacaklar. Günü birinde bu binayı yakacaklar diyordu. Bir de gitti bir gece sanıyorum Arthur Lider'in cadı kazanı oynanıyor. O sırada sahnede bir alevlenme oluyor, ne oluyorsa. Fakat kimsenin aklına sahnedeki çelik perdeyi kapatmak gelmiyor. O nedenle sahnede başlayan yangın orada hapsedilebilecekken kolaylıkla bütün binaya yayılıyor ve bina yandı. Bir gece tümüyle yandı. Binanın yeniden ele alınması gerekti tabii ama o arada yargılama süreci başladı. İlk Hayati Damallıoğlu'na geldiler, sen bu bina yanacak diyorsun, yandı. Yani rahmetli o binayı kendisini yakmadığını kanıtlamak için bir hayli çile çekti. Bu mimarların çileleri vardır bazen. Kolay kolay taşınmaz, kolay bitmez. Şimdi de biliyorsunuz binayı yıkmak istiyorlar. Yani niçin yıkacaksınız diye sorduğumuz zaman da söylenen şu, ya o bina çirkin. Ben kendilerine şunu söylüyorum, diyorum ki yani biz mimarlar olarak binaları çirkin veya güzel diye yargılamıyoruz. Bunlar subjektif davranışlardır. Bir binanın mimarlık değeri var mıdır, yok mudur, buna bakıyoruz. Çünkü sizin için güzel olan benim için güzel olmayabilir, yani tersi. O bakımdan yani bu bina korunması gerekli bir yapıdır. Çünkü çok büyük emekler harcanmıştır. Yani Hayati Bey oraya geldiği zaman zaten bir 25 yıl kadar rahatlıkla geçmişti üzerinden. Belediye başlamış yapmaya. Rükmettin Güney ve Feridun Kip bir proje yapmışlar. İşte o projeyi uygulanırken şey görünmüyor, yani sahne görünmüyor falan. Her yıl belediyenin ayırdığı küçücük bütçelerle 25 yıl sürmüş. Yani bina yapılmadan eskimiş durumdaydı. O şekilde yapıldı, bitirildi. Şimdi bugün yine işte yıkılma tehdidiyle karşı karşıya, her an yıkılır mı diye bekliyoruz. 2010 Avrupa Kültür Başkentlerinden biriydi İstanbul. 10 yılı kültür binası kapalı olarak geçirdi. Evet, yine Ankara'dan bir yapı. Şevki Ballı Ersen Gömleksizoğlu. Milli Savunma Bakanlığı Tan Doğan Öğrenci Yurdu. İstanbul Reklam Binası. Bunda yeni brutalist etkileri görmek mümkün. Çıplak beton kullanılmıştır. Ve form olarak da zaten o etkileri sezinleyebiliyoruz. Ortada bir türbe vardır. Türbenin çevresinde mi gelişmiştir? Bu da çok saygılı bir şey. İstanbul Üniversitesi Merkez Kitaplığı Şandorlar'la Hüseyin Bahçetin Çelik 70'te proje bitmiş. Yapımı 81'e kadar uzamış. Şimdi bu binada yıkılmak isteniyor. Bir şey yıkılmak istediği belli değil. Hatta Sevinç Hanım'la beraber rektöre de gittik, konuştuk falan. Onlar da bir farkta değiller. Niçin yıkmak istediklerini bilmiyorlar. Yetmiyor falan diyorlar. Yani bir şeydir. Yani şimdi yıkmak da yapmak kadar geçerli bir şey olmaya başladı günümüzde. Şimdi 70'lere geldiğimiz zaman modern sonrası ve duş etkilere dayalı biraz yok, biraz çoğulculuğun da etkili olduğu modernizm örnekleri var. Onlara biraz bakalım. Sedat Gürel'in bu Çanakkale'de Asos'ta yaptığı evler kendi aile fertleri için yaptı. Yöresel bir anlayışın tekrarı gibi görünüyor. Bu da Ahar ödülü kazanmış bir
yapılan dizisidir. Cengiz Bektaş'ın yine sizin çok iyi bildiğiniz Türk Dil Kurumu. Bu Fransız tatil köyü Kuşadası'ndaydı. Tatil köyü, bunun mimarını ben uzun boylu araştırdım, bulamadım. Bir yabancı mimar olduğu biliniyor ama bunu Klöpmed de bilmiyor. Yani Klöpmed'in mirası olduğu halde onlar da bilmiyorlar. Mimarını öğrenemedik. Yılını da tam olarak öğrenemedim ama bu benim çektiğim bir fotoğraftır. Gayet şey, aklı başında yeşili gözeten, yeşillikler içinde bir iki koya hakim. Bir tarafta çok rüzgar olduğu zaman öteki koy rahatlıkla kullanılabiliyor. Yüzme ve yelken deniz sporları için, su sporları için. Yapılaşma bu şekilde. Merdivenlerle gidiyorsunuz. Hiçbir yapı ötekinin manzarasını kapatmıyor. Evet, onu bitirdik. Şimdi bir tekrarına dönelim isterseniz. Şimdi bugün bu binalar yok. Burası da yıkıldı. Yerine büyük apartmanlar yapılacak. Çok büyük yapılar yapılacak. Bu tatil köyü yok. O kadarını söylemekle yetinelim. Evet. Daha sonra Mehmet Çubuk, Ersen Gürsel, Nihat Güner, Öcal Ertüz'ü 73-78 arasında Aktur Bodrum'da yaptıkları tesisler. Şimdi o dönem turizme çok fazla önem verilen bir dönem. İşte Kemer Side planlaması da yapılmış durumda. Orada da turistik tesisler bir hayli yoğunlaşmış. Burada da tatil köyleri falan bir hayli dolu dizgin gidiyor. O dönemde dolayısıyla turistik yapılar çok fazla. Tabii bunların içinde çok garip olanları da var. Örneğin işte Kremlin Sarayı'nı taklit eden turistik yapı da yapıldı. Yani turizm tesisleri biraz su kaldırıyor gibi. Yani ne istersek yaparız. Anlayışlı olabiliyor ama yani mimarlık o kadar özgür bir sanat değil. Öyle her istediğinizi yapmak ne kadar doğrudur onu bilemiyorum. Bunlar aklı başında örnekler. Onları göstermek istedim. Bu yine Sedat Hakkı Erdem'in Atatürk kitaplığı, bu taş kışlayla Gümüşsuyu'daki Gümüşsuyu kışlası diyelim, Teknik Üniversitesi'nin yapıları, onların arasında yer alır. Sedat Hakkı Erdem yapısı. Bu biraz önce İstanbul Ekran binasını gösterdim size. Güray Çilingiroğlu, Mumis Tuncan'ın yapısı olarak brutalist anlayışı burada biraz daha fazla görüyoruz. Bakın bütün bu tek tek konsol girişler yerine bina parçalarının konsol olarak yapıldığını görüyoruz. Bu çok yetenekli bir stüktür tasarımcısı vardı, Rasip Etiman. Rasip Etiman'ın da katkılarıyla yapılmıştır. Bugün burası basın ilan kurumu binası. Basın ilan kurumu kullanıyor. Üzerinde basın ilan kurumunun seçim afişlerinden tutun her şeye varıncaya kadar afişleri asılıyor. Yazık ki o resmini size gösteremiyorum. Biz İstanbul Serbest Mimarlar Derneği olarak bir yazı gönderdik koruma kurumuna. Dedik ki bu koruma tescili olan bir yapıdır. Bu yapının üzerine böyle ilan konamaz. Yasal olarak konamaz zaten. Yasaktır. Sonra onlardan yanıt geldi. Dediler ki tescilini kaldırdık. Yeni bir karar almışlar. Binanın tescilini kaldırmışlar. Bugün bina tescilli değil. Çünkü asıl amaçları bu binayı yıkıp yerine bir gökdelen dikmek. Çünkü çevrede çok fazla o tür yapılaşma oldu. Böyle bir şeylerle karşı karşıyayız. Yine o dönemler artık sanayi tesislerinin arttığı dönem oluyor. İşte 70'ler Lassa fabrikası, tekeli Sisa. Çok başarılı bir örnek. Bir kültür, Atatürk Kültür Merkezi daha. 81 önemli bir tarih, Atatürk'ün 100. doğum yılı yani olması nedeniyle pek çok kültür merkezi. Ankara'daki de öyledir zaten. O döneme rastlar. Bu İzmir'deki Boris Türkmen, İnal Göral. Yüksek yapılaşma bir yandan da geliyor. İşte İş Bankası'nın genel müdürlüğünün Ankara'daki yüksek yapısı. Ayhan Büke, Yılmaz Sargın. Daha sonra genel müdürlük İstanbul'a taşınacaktır.
bu binayı silmeden iyi biliyorsunuz. Yine Pierluigi Nervi'nin Ankara Opera Köprüsü. Nervi çok ünlü bir skulptör mühendisiydi döneminde. Onun Ankara'da yaptığı köprü bu. Evet, 1980-2000 arasına geldiğimiz zaman neoliberalizm ve küreselleşme etkileri. Yani liberalizmin daha da ileri götürmüş. Yani liberalizmi lesefer lesefase diye şey yaparlar, özetlerler. Yani bırakırız yapsınlar, bırakırız geçsinler. Neoliberalizm onun da ötesine geçen bir anlayış. Yani daha da öteye götürüyor. Ve Türkiye bu dönemi tabii yaşadı. Şimdi işte yine 1981-83 arasında çok iyi tanıdığınız bina Ankara Atatürk Kültür Merkezi bu binayı da yıkmak istiyorlar. Hatta ben birebir tanık olduğum bir olayı sizlere burada anlatayım. Türkiye Uygarlıklar Müzesi diye Avrupa'nın en büyük müzesini yapmaya niyetlenmiş bakanlık, Kültür Bakanlığı. İşte bir jüri kurmuşlardı, Mimarlar Odası'na da beni önermişler. Ben de katıldım jüriye. Bir gün dediler ki bakan gelecek. Jüri toplantısına geldim dedim. Ertuğrul Bey, bakan o zaman. Ertuğrul Gülay. Evet, işte konuşuyoruz falan. O arada lafı şeye getirdi. Dedi ki, bu kültür merkezi binasını da yıkalım dedi. Bunu da yıkalım, bunu da katalım bizim arsaya dedi. Kimsenin ses yok. Ben dedim ki, Sayın Bakan, yani niye yıkıyorsunuz ki? O tarihte bu 22 yıllık bir bina. Bakın 22 yıllık bir bina. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü için başlanmış, halktan para toplanmış, toplanan paralar da bu iş için kullanılmış. Niçin yıkacaksınız? İşte çok iyi çalışmıyor, işlemiyor falan. Bir de bu arsaya ihtiyacımız, hayır bu arsaya ihtiyacımız yok. Çünkü orada hakikaten çok geniş bir alan var kamunun elinde. Hiçbir şekilde yani değil Avrupa'nın dünyanın en büyük müzesini yapsanız yine yapabileceğiniz arsa var. İhtiyacınız yok size buna dedim. Ayrıca bakın dedim bu yani bir yarışmayla seçildi, yarışma yapıldı. Ondan sonra 1990 yılında bu yapı Mimarlar Odası'nın Ulusal Mimarlık Ödülünü kazandı. Doğum dedi, biz dedi biliyoruz o ödüllerin nasıl verildiğini dedi. Eyvah dedim, şimdi çok kötü oldu dedim. Çünkü aynı yıl biz de öyle bir ödül aldık. Şimdi bizim ödül dedim küme mi gitti yani şey var. Aynen bu dedim. Hayır estağfurullah dedi, hiç öyle söylemek istemiyorum tabii dedi falan. Neticede orada da işte aynı basın ilan kurumu binasında olduğu gibi o yarışma yapılmadı. Yani dertleri zaten bu binanın yıkılma kararını bizim jürimize verdirmeleriymiş. O zaman dedi ben bunu Milli Komite'ye götürürüm dedi. Onlar siz bilirsiniz dedi, nereye isterseniz götürün. Bizim jüri çalışmaları da bitti. O müzede yapılamadı. Bir daha da ele alınmadı. Yani anlaşılır ki zaten yapılmayacaktı herhalde. Ama bu binayı yıkmakmış dertleri. Ne yapalım böyle. Şimdi burada da Altun Çinici, Beyazıt Çinici, Halkla İlişkiler Binası arkada. Önünde cami var. Biraz sonra yine üzerinde duracağız. Bunlar da yıkılmak istemiyorum bugün. Bu Oral Boral'ın Şekerbank binası. Çok iyi biliyorsunuz bu binayı. Bunlar üzerinde. Dikkate değer bir yapı. Yine Hayati Tabanlıoğlu'nun 1984'te Atatürk Havalimanı. Bu ünitelerden sanıyorum ki 4-5 tane yapılacaktı ve uluslararası havalimanı olacaktı. Olmadı nedense. Bu bir kenara bırakıldı. Yeni bina yapıldı. Biraz yap işlet devlet modeli olarak yapıldı. Bu da iç hatlar için şu anda kullanılmakta olan yapı. Yine 1980'li yıllar, 1970'lerde dışarıda başlayan postmodernizm anlayışı 80'lerde Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu Şefik Birkiye'nin, biliyorsunuz Belçika'da yaşayan bir mimar ve şu anda Ankara'daki sarayımızın mimarı Şefik Birkiye. Onun yaptığı postmodernist anlayışta bir Crassus Resort adıyla anılan otel. O otel şu anda kapalı.
içi bilmiyorum ama öyle. Burada pekala eski motifleri görebiliyorsunuz. Yukarıda saç atlar, saç atları taşıyan eli bölümdeler falan böyle. İşte seçmeci bir anlayış, historicist. Etek işte bilmem Osmanlı mı Selçuk mu hangisinden bilemiyorum ne yapalım. Bizim şeyin Haydar Karabey'in küçük bir denemesi bu. Bu da yine postmodernist anlayışta bir yapı. Bu arada Vedat Dalokay'ın İslamabad Camisi. Bu başarılı bir örnek tabii. Yani Vedat'ın yaptığı çok başarılı bir örnek oldu. Şimdi çok kimse ne diyebiliyor? Ankara'da Kocatepe Camisi Vedat Dalokay'ı yaptırılamadı. Onu oraya taşıdı diyebiliyorlar. Hiç ilgisi yoktur onlara. Yani Kocatepe'de yapılacak olan cami kubbeli bir camiydi. Bir kabuktu, betonarme kabuktu. Onunla hiç ilgisi yoktu. Tamamen Vedat'ın sonradan yaptığı özgür bir projedir. Ve bu başarılı bir çalışma oldu. Hakikaten çok doğru. Evet, Turgut Cansever ve çocuklarının Bodrum'da yaptığı demir tatil köyü, demir evleri yöresel karakterde yerel malzemeyi çok iyi kullanarak yaptığı ve yine ödüllendirildiği ağırlarından bir yapı. İstanbul'da Garanti Bankası genel müdürlüğü, sonra Vestel'e satıldı bu bina. Vestel genel müdürlüğü oldu. Şahsiben Tarolat, Neşe Tarolat 84-89 arası. Bugün bu yapıda yok. Bu yapı yıkıldı. Çok yazık ama yıkıldı. Yerine yeni bir gökdelen çıkacak herhalde. Gökdelen şeyin tehdidi olmaya başladı. Yani mevcut mimarlar. Yine aynı mimarların Bursa Kervansaray Termal Oteli bu yine biraz postmodernist izler taşıyan ama halen hayatta olan bir yapı. Çok şükür. Bursa'da. Evet, biraz önce sözünü ettiğimiz Şark kahvesi nedeniyle değindiğimiz İstanbul'daki Swiss Hotel Dolmabahçe Sarayı'nın arkasındaki bahçelerde yer aldı. Bunun mimarı Turgut Alton. Alton'un bir şeyi var. Diyor ki bu Japonlar zaten yapacaktı İstanbul'da Dalan'ın belediye başkanlığı dönemi. Dalan biliyorsunuz İstanbul'u Hong Kong yapmaya niyetliydi. Hong Kong gibi olacak diyordu. Yani ne ilgisi varsa İstanbul'un nasıl bir gereksinmesi varsa Hong Kong gibi olmaya. İşte böyle bir takım yapılara o dönemde müsaade edildi. Bunlar yapıldı. Turgut Alton'un söylediği çok daha ağır binalardı. Ben onu camdan fikretmeye çalıştım diye. Bu Şevki Balların Ankara'daki golf kulübü tesisleri Şevki Bey'in çok duyarlı bir mimarlığı vardır. Onun yaptığı otel yine aynı yerde. Bu otel hiç açılamadı maalesef. Mobilyasına varıncaya kadar getirildi. Fakat açmak kısmet olmadı. Şimdi bir vefat ettikten sonra da ne oldu bilemiyorum. Yine onun yaptığı Gölbaşı'da dinlenme tesisleri değişik bir form anlayışı vardı. Ve hakikaten mimarlığı çok seven yapıda bir insandı. Zaten bir kitabı vardır. Mimarlık sevgilim adını taşır. Mimarlık gerçekten onun sevgilisiydi. Bu yine Ankara'dan örnekler. Melih Karaaslan, Yoran Karaaslan o zaman. Şimdi Yoran Müsal tanırsanız. Sürücüler, teras evler, Koray yolu üzerinde. Değişik denemeleri size gösteriyorum. Bu yine aynı ekibin Mürşit Günay ile birlikte Peritavan Oteli Kapadokya'da biraz çevresel formlardan etkilenen anlayışlar diyelim. Bu Ragıp Buluç'un Atık Kulesi. Sanıyorum altındaki çarşı bugün yıkıldı veya yıkılacak. Yıkıldı. Çok yazık tabii. Bu bizim eşimle birlikte yaptığımız bir ev. Çamlıca'da bir villa demek belki daha doğru. Bu bizim kendi evimiz. Oturduğumuz ev. Yani burada tescili forması olmayan çok eski bir yapı. Onun dış ölçülerini, duvarlarını korumak üzere kendimize yaptığımız ve yola çıkarken özellikle bunu genç arkadaşlarım için söylüyorum. Dedik ki biz kimseyle yarışacak halimiz yok. O kadar güzel ki manzara.
burada Boğaz'ın kenarında son derece sade olanı yapalım. Yanım olarak ne yapabiliyorsak onu yapalım. Ve bazı yorumlar aldı. Dedi ki bu Boğaziçi için yeni bir yanı yorumudur şeklinde. Biz burada oturuyoruz. Evet, Meclis Camisi biraz önce sözünü ettiğim çok başarılı bir yapı. AHA müdürlüğü kazandı. Ve ne yazık ki şu anda yıkmak istiyorlar. Yani önce bir şey üzerinden minaresi yok. Minare eklenmesi lazım diye bir tartışmaya söz konusu oldu. Şimdi Can Çilici uğraşıp duruyor yani bunları kurtarmaya. Halkla ilişkiler binasını ve bunu kurtarmaya uğraşıyor. Milli Asyonans Kompleksi çok başarılı bir yapı oldu bu. Teşvikiyle İstanbul'da gayet iyi yaşıyor. Yine gazete tesisleri, Mehmet Konur'un sabah gazetesi peşin peşine birkaç gazete binası vardı. Aydın Boysan'ın Hürriyet gazetesi binası. Bunlar birbirine hep komşu. Bu bina da bugün yok ortada. Bu bina da yıkıldı. Hürriyet gazetesi binası yıkıldı. Bu bina yok ortada. Şimdi Hürriyet gazetesi bu binada. Bu da Milliyet'in eski binasıdır. Milliyet şehre taşındı. Şimdi bu yapılar Yeşilköy'de havaalanına gelirken olan alanda yapıldı. Bunların çoğu Cağaloğlu'ndaydı biliyorsunuz gazete tesisleri. Cağaloğlu çok sıkışmış durumdaydı. Dalan'ın bir önerisi oldu. Dedi ki size ucuz arazi verelim. Gelin bugün basın ekspres yoludur yolun da ismi. Havaalanına giden yol üzerinde binalarınızı yapın. Bu gazetecilerin o dönemde çok işine geldi. Burada da konjonktürün mimariye olan etkisini anlatmak istiyorum. Bu binaları oraya taşıma fikri. Herkese çok uygun geldi. Gazetecilere çok uygun geldi. Bir ucuz arsa alacaklar. Şehrin sıkışıklığından kurtulacaklar. Daha da önemlisi vaktiyle her akşam çıkan gazeteler kamyonlara yüklenir, Anadolu'ya sevk edilirdi. Artık işte sahilden varan kamyonlar o süratle Anadolu'nun çeşitli noktalarına o gazeteleri ulaştırırlardı. Daha sonra bir takım başka matbaalar kuruldu. Örneğin Ankara'da matbaa kuruldu. Bazı gazetelerin matbaası. Onlara çinko klişeler yetiştiriliyor, sayfalar yetiştiriliyor. Dolayısıyla havaalanına yakın olmanın çok ciddi bir avantajı vardı. Binalar tabii havaalanı civarında yerleşti. Daha sonra faksimile yöntemi çıktı. Yani bilgisayarda sayfayı hazırlıyorsunuz, iki tuşa basıyorsunuz, basılacağı yere gönderiyorsunuz. Bunun İstanbul'da olması, Ankara'da olması, Adana'da olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Öyle olunca tabii bu binalar biraz spor deyimiyle söyleyelim, koltuk yere kaldı. Dolayısıyla haberin merkezi şehirdir. Onun için yavaş yavaş gazeteler şehre döndüler. Dedi bugün Milliyet şehirdedir, sabah gazetesi şehirdedir. Onlar şehre dönmeye başladılar. Bu binalarda biraz farklı işlerlerde kullanılıyor şu anda. Evet, Nevzat Sayın Gökhan Avcıoğlu Şen Genel Müdürlüğü binası. Bugün bir üniversite var burada, şehir üniversitesi İstanbul'da. Biraz postmodernist etkileri de oldu ama düzgün bir yapılaşma. Ankara'da çok iyi biliyorsunuz, Von der Kahn'la Varg'ın yaptıkları Sheraton Oteli Karun. Bunları siz benden iyi biliyorsunuz. İstanbul'da yine işte yüksek yapılaşmanın iyice dolu dizgin gitmeye başladığı dönem Haluk Tümay, Ayhan Böke, Sabancı Merkezi, Levent'te. Bu yine Ankara'da Semra Uygur, Özcan Uygur'un başarılı bir yapıları, Yüksek İhtisas Hastanesi 2. Çinici'nin Behruz Bey'in Mercan ve Platin konutları bu Ulus'ta Etiler'den biraz ileride Ulus'ta denize hazır yapılar bunlar. Tekeli Sami Sisa İş Bankası'nın İstanbul kuleleri proje mimarisini Spanky Hayden yaptı. Bunun
Hava projesi Tekeli Sisa'ya aittir. Sanki Aydın'da imari projelerini çizdi daha sonra. Binaların, bunu biraz genç arkadaşlarım için söylüyorum, bir yabancı mimar tutkusu da vardır. Mal sahipleri zaman zaman buna kamu da dahildir. Yabancı mimar tercihi gibi bir durumları vardır. İşte bu da sanıyorum ki bankanın yabancı mimar tercihinden doğdu. Onlar daha iyi bilir diye. İş Bankası kuleleri, evet yine Tekeli Sisa demişken Antalya Havalimanı, bu Cengiz Bektaş'ın Akdeniz Üniversitesi Orbia kendi deyişiyle sosyal özeyi, yani sosyal merkezi, bu da yine A harekimlerinden birini kazanmıştır. Antalya Akdeniz Üniversitesi binaları yapılmış ama bunları birbirine bağlayan hiçbir şey yok. Serpiştirme binalar şeklinde. Cengiz'in bu çalışması onları bir araya getirdi, bağladı. Bu Selim Velioğlu'nun başarılı bir çalışması, Fenerbahçe Ordu Evi, burada asma gelme sistemleri de görüyoruz çatıda. Bu tanıdığınız bir şey, Erkut Şahinbaş, Alpay Güley'e 1999'da Bilkent Odeon ofisi, üstünün örtüsü daha sonra yapılmıştır. Açık afiyete kapalı hale getirilmiş. Evet, Doğu Dikmen Vadisi, bunlar başarılı projeler, Portakal Vadisi, Dikmen Vadisi ve bir yerde kentsel dönüşümün akıllı projeleri denebilir bunlara. Yani bugün Kadıköy'de de İstanbul'da kentsel dönüşüm yapılıyor ama akıllı hiçbir yer yok. Altı katlı bina yıkılıyor, yerine dokuz katlı yapılıyor. Yani bunun ciddi dönüşümle hiçbir ilgisi yok. Bu Koç Üniversitesi, bunun için gösteriyorum. Şimdi biraz önce sözünü ettiğim yabancı mimar tutkusu şeyde de var, işte Koç ailesinde de var, Koç grubunda da var. Onlar da bir ara üniversite yaptıracaklar, üniversiteyi yabancı mimarlar yapsın diyorlar. Amerikalı bir mimarlar grubu geliyor, onlarla işe başlıyorlar fakat bir süre sonra anlaşmazlığa düşüyorlar. Amerikalılar bırakıp gidiyor, nedenini bilmiyorum. Daha sonra yine o Amerikalı gruptan İranlı bir mimar kalıyor. İranlı mimara tarif ediyorlar, size gösterdim İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi binasını. Yani milli mimarinin önemli yapılarından biridir dedim. İranlı mimara diyorlar ki bizim aile Sedat Hakkı Bey'i çok sever, özellikle o yapısını çok beğenir. İşte bu yapılarda o yapıya, o yapı örnek alınarak yapıldığı söylenen yapılar. Yani bunları beni işi başındaki kişi götürdü. Erkut Şahinbaş'ın kardeşleri o da. O götürdü bunları görelim falan diye. Dedik ya Allah aşkına kardeşinin ne günahı vardı yani. Erkut bunları yapsaydı bin defa daha iyi yapar. Biz bunu yayınlamadık ya. Bu dergisi de yayınlayalım diye götürmüşlerdi beni. Zaten herhangi bir nemalık dergisinin hani yayınlandığını görmedim. Yapılan bu. Bu da yabancı eliyle yapılan. Evet şimdi bunlar 5-6 sene önce çektiğim bir fotoğraf Florastaiti diye hastanesi üzerinde yapılmakta olan gökdelenler vardı. Şimdi bunların hepsi bitti. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Yani bir yana bir kargaşa, öbür tarafta gökdelenleşme. Bu Boğaz'da Beşiktaş üstündeki gökdelenler. Yani son birkaç gündür Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve Sayın Başbakan'ın yakınmalarını dinliyoruz. Onlar şimdi bunlardan şikayet eder oldular. Ama böyle yani şikayet etmek için bir şeyin bitmiş olmasını görmek gerekmiyor. Yani ileride ne olacağını gösteren plan dediğimiz bir şey var. Yani planlama dediğimiz bir süreç var. Bütün bunların bir planlama sürecinden geçmesi gerekiyor. İşte plansız gelişme böyle oluyor. Yani parsel bazında insanların mevkilerine, dirençlerine göre verilen bir takım kararlar ve kayırmalı imar durumlarıyla sonuç bu oluyor. Başka türlü olmuyor.
Evet, şey bu. Şey durumda artmış durumda. Yani bu birkaç yıl önce çektiğim bir resim zannediyorum. Bugün bunların sayısı daha fazla. Şimdi bir de bu var. şimdi son zamanlarda yeni bir moda çıktı. İşte Selçuklu Osmanlı tarzı binalar yapalım. Eski camilerimiz gibi camiler yapalım. İşte bu eski camilerimiz gibi yapılan bir cami. Üstelik adı da Mimar Sinan Camisi oldu. Şimdi neresine bakacaksınız? Nereden baksanız yanlış. O arkadaki gökdelenin haline mi açacaksınız? Caminin onun önünde bu duruma düştüğüne mi açacaksınız? 21. yüzyılda, hatta 20. yüzyılda bu, 20. yüzyılda 16. yüzyıl Osmanlı Camisi'nin yapılmasına, çalışılmasına mı yanacaksınız? Yani Sinan'ın, öteki mimarların, büyük mimarların taşla yaptıkları, tuğlayla yaptıkları kubbeler var, taşla yaptıkları binalar. Biz bunu betonarmeyle taklit etmeye çalışıyoruz. Böyle bir şey yok. Yani bu olamaz. Her şey kendi çağı içinde. O bakımdan da yanlış. İyi bakımdan da yanlış. Şimdi bu da yenisi. Bu binaları ben İstanbul'da Valikonak Caddesi vardır. Onun sonundan çektim. Bir vadiye iner o. Bu karşı taraf. Vadinin karşı tarafı. Gördüğünüz yapılar eski Ali Samiyen stadının yerinde yapılan yapılar. Şimdi Ali Samiyen stadı bir spor alanıydı. Bir spor alanı yok edildi, konut alanına çevrildi. Bu yüksek yapılar işte konut, büro falan oluyor. Ne kadar anlamlı olduğunu siz takdir edin lütfen. Yani ölçek deseniz farklı. Tuhaf bir yapılaşma ve müthiş bir yoğunluk getiriyorsunuz. Ayrıca Mecidiyeköy'de oluyor bu. Mecidiyeköy'de son derece yoğun bir yapılaşma var. Spor alanı, yeşil alan yok. Yani son kalmış olan yeşil alan canası ve deprem sığınma alanı olarak da kullanılması gereken bir alan böyle bir yapılaşmaya açıldı. Bu aklın alacağı şey değil. Evet. Biraz önce hocalarımızla şeyi konuşuyorduk, Haliç Köprüsü, Haliç Metro Köprüsü bu. Bunun için Mimar Karatrava da İstanbul'a gelmişti bir ara. Konuşuldu falan ama olmadı. Sonra Sayın Belediye Başkanı kendisi yapmaya karar verdi. Bu, işte Mimar yani Belediye Başkanımız biliyorsunuz. Bunun tasarımı ona aittir. Hakan Kıran adlı bir mimar arkadaşıyla birlikte bunu yaptılar. Metro köprüsü istasyonu ortada. Sonra onun altında çok güçlü ayaklar var. Ama bir de tabii asfalt gerekiyor diye düşünmüş olacaklar. Şey de lazım. Haliç biliyorsunuz yabancılar Haliç'e Golden Horn veya Corridor diyorlar. Yani altı boynuz. Boynuzsuz köprü olur mu? Köprünün boynuzu olur. Hele Haliç'te yapılıyorsa. İşte şunlar bakın kıvrık. O iki ayaklar ya. Onların ucu boynuz gibi kıvrık. Onlar boynuz. İstasyon ortada. İnenler ya bu tarafa gidecekler ya öbür tarafa gidecekler. Şimdi benim rahmetli oldu hocam. Orhan Safa Bey vardı. Profesör Orhan Safa Bey. İstanbul Teknik Üniversitesi. Ben onun yıllarca asistanlığı yaptım. Gurur duyuyorum. Orhan Safa Bey'in şöyle bir şeyi vardı, benzetmesi tabii, bunun için söylemiyorum, başka şeyler için söylüyordu ama derdi ki, yapılar güvenli olmak zorunda, işte nasıl, işte pantolon düşmesin diye kemer takılır, bir de böyle askı basarsınız derdi, kendisi bunu yapmazdı ama böyle tarif ederdi. Şimdi bu bence ona çok uygun düşen bir örnek, bunun hem kemeri var hem askısı var, bir köprü diye bir şey olmaz. Sağlam köprü, işte bir şey var. Arkasındaki Süleymaniye Camisi'dir. Çevreye saygı. Bunun çevrecilik örneği olması lazım herhalde. Böyle bir şey. Evet. Bir de Konya Adliye Sarayı biliyorsunuz şey çok meşhurdur. Selçuklu'nun Adliye Sarayları. Konya Adliye Sarayı'na öyle yapılıyor.
işte Osmanlı, Selçuklu tarzı yapılar diyoruz. Bunlar yapılıyor adliye sarayları olarak. Bu da Antalya'daki adliye sarayı. Acaba üçüncü ulusalcı mimarlık mı geliyor diye ben kendi kendime soruyorum. Osmanlı, Selçuklu tarzıymış bunlar, öyle söyleyebilirim. Bu da Ankara'da bir örnek. Vaktiyle benim çektiğim bir fotoğraf, bu bina duruyor mu bilmiyorum. Otelin cephesi değişti ama bu bina yani. Bu da eskiden Mola Oteli vardı yine Ankara'da. Onun cephesi de bu hale getirdim. Tabii şimdi kamu topluma örnek olmak zorunda. Özellikle mimarlık konusunda kamu topluma örnek olmak zorunda. Şimdi topluma örnek oluşturamıyorsa toplum da işte böyle şeyler yapıyor. Adam çağdaş cepheli binasını alıyor. Bu ne tarzıdır bilmiyorum işte böyle bir şey yapıyor. Böyle bir yapı yapıyor. Bu da yine Ankara'dan bir yapı. Yıldız Mahallesi'nde ben çektim bu resmi. Bunlar öyle çektim. Duruyor mu duymuyor. Bu da böyle bir yapı. Şu da iki gün önce Cumhuriyet Gazetesi'nde de çıktı bir fotoğrafım. Nereden almışlar bilmiyorum. Benim çektiğim bir fotoğraftır bu. Arkada gök kafes, biliyorsunuz o binanın ruhsatı yok. Önde Dolmabahçe Camisi feryat ediyor, ellerini havaya kaldırmış, imdat diye bağırıyor. Hatta ben bunu karikatürist mimar arkadaşımız Bülgör Kabakçıoğlu benim çok yakınım da Bülgör'e bu fotoğrafı vaktiyle gösterdim. Bülgör onun üzerine bir karikatür yaptı. Minare ellerini böyle kaldırmış. İsyan eden halde o da benim Mimarlar Diktoru kitabımın kapağı oldu. O bu resimdir. Evet.